Herkese merhaba, ben Tuğçe Odur. Bugün sizlerle Nisan ayı ajandalarımızı hazırlayacağız. Gene Mart'ta file verdim. O ya da bu sebepten genelde eskiler bilir Mart'ta bir file veriyorum. Ama Nisan'da tam gaz devam ediyoruz. Tabii de benim doğum günüm olan ay olduğu için torpil geçtin geri geldin diyebilirsiniz. Her zaman tabii ki de torpil geçiyorum bu aya. Bu sene de torpil geçtim ve temasını normalde uğraştıracak yapmayı tercih etmeyeceğim bir tema olarak seçtim. Kuş yapacağız. İşte yaz geliyor, bahar ayları falan filan, böyle cıvıl cıvıl rengarenk kuşlar, böcekler falandan esinlenmenin yanı sıra ben bu aralar kuş çizimlerine sardım. Ondan da böyle birazcık aslında tukan çizmek istiyordum. Sonra olaylar farklı gelişti. Ne oldu bilmiyorum. Böyle farklı bir kuşta karar kıldım ama çok da emin değilim ne olduğunu. Neyse, sulu bayamla öncelikle kuş çizimimi giriş sayfama yerleştirerek başlıyorum. Sulu bayamı merak edenler için Winsor & Newton'un 42 ya da 46 olması gerek, emin değilim, öyle bir şeydi. Bunu da kanalda vardı zaten videosu, merak ediyorsanız oradan bakabilirsiniz. Fırçalarım da karışık zaten. Genelde Dollar & Romney kullanıyorum. Bir de burada Winston var araya yeni karışan. Çok sevdiklerim, canlarım benim. Onlarla böyle hep beraber girişeceğiz. Ajandamı da birkaç ay önce açmıştım. Şimdi ürünlerden bahsetmek istiyorum, merak ediyorsunuz çünkü. Ama bunları birkaç video önceden sanırım anlatmıştım. Sizi şimdi video gezdirmek gibi olacak ama işte sinsi planları varmış aslında. Neyse, giriş sayfamdaki kuş tasarımını yaparken bunu sol tarafa yaptım ki arkaya geçerse, çünkü kağıtlar yani çok kalın değil. Bir önceki ayın ağzına yüzüne tükürsünüz, bu gelecek ayımızı mahvetmesin diye sol tarafa deseni yapacağım. Sağ tarafa da sadece başlığını atacağım. Bu arada şey olmadı yani, arkasına çok geçmiyor. Ben bir deneme boyaması yaptım. Böyle suyu bayağı az kullandım ama hafiften buruşturuyor. O da kötü duruyor. Böyle ay içinde beni gıcık ediyor her açıdan. Ütüleyesim falan geliyor. En sonunda bir resim ütülediğimde boyalar yapıştı falan. Bir iki hafta uğraştığım bir resimdi. Dağıldı, tekrar yapmam gerekiyor. Ütülüyor çünkü. İçimdeki minik ev hanımı resimleri ütülemek istiyor. Ya böyle suyu bastım kabardı, sonra ütülerim dedim. Üstüne kullandım. En son bir kalemle böyle çok güzel böyle minik bir şeyler eklemiştim. Lanet olsun o kaleme. O da eriyip bulaştı falan her yere. Neyse, böyle trajik hikayelerimiz her zaman. Her zaman var. Tabii ki de hayatta trajedi. Her zaman, her daim. Bu kanalda zaten kesinlikle eksik olmuyor. Çizim ve sohbet serisinden biliyorsunuzdur. Neyse, Allah'ım nereden nereye? Konuşmayı özleyen Tuğçe modülü. Ütüleme ihtiyacı duymamak adına nereden başladığımı da unuttum. Sol tarafa çiziyorum. Bunun için öncelikle alta böyle bir taban rengi gibi bir şey açtım. En açık renkten başlıyorum ki yani sulu boya yapıyorsanız en açık renkten başlamanız. Çoğu medyada öyle aslında. Daha mantıklı ki üstünü yanlış biri boyasanız bile üstünü koyuyla kapatabilirsiniz. Koyu yaptığınızda üstünü açıkla kapatmak gibi bir seçenek çoğu medyada yani mümkün olmuyor. Daha sonra da işte daha koyu tonların taban renklerini atıyorum. Böyle giderek koyulaştırarak devam edeceğim. Önce sadece genel taban renklerini, nerede ne renk olacak, ne şekilde olacak, böyle kontürlerini belirleyecek şekilde böyle bir hızlıca atıyorum. İstiyorsanız ayrıyetten böyle sadece kuş çizdiğim ve anlattığım nasıl çiziliyor, böyle step step daha böyle detaylı bir şekilde anlattım, bir video daha çekebiliriz. Bunları da 500 videoluk listeme ekleyebilirim. Evet, farkındayım, liste çok uzadı. Birazcık artık speed up yapmam gerekiyor ama olacak. Bunlar da olacak. Var yeni umutlarımız yeni yaşımız için. Niçin? Çünkü Nisan ayı. Benim çok erken başladım ekoy, olmadı, çok uzun sürecekti. Nisan ayının 19'u benim doğum günüm. Şimdi arkada benim kafamda havai fişekler falan patlıyor öyle. Benim gibi Nisan'da doğmuş minik koç burçları, bir de sonu sanırım boğaya bağlanıyor. Minik boğa burçları, hepinize şimdiden iyi ki doğdun size diyorum. Kendime de diyorum. Onun için bu ay için böyle daha bir hevesliyim ama genel olarak zaten Nisan Mayıs'ta ben böyle bir yükselirim herkes gibi. Yaza giriş olduğu için, havalar güzelleştiği, çiçekler, böcekler ortaya çıktığı için genelde zaten mod düzelmesi olur. Umarım hepimizde de böyle bir etki yaratır. Ki ben şu anda Brezilya'da yaşadığım için bana daha çok kışa giriş gibi olacak yavaş yavaş. Ama burada her türlü sıcak olduğu için bu aylarda sorun yok. Sizinle aynı havayı paylaşıyor olacağız. Böyle sizde kışken ben yazlık fotoğraflar paylaşıyordum, sürekli küfürüyordum. Sonra burada kışken siz yazlık fotoğraflarınızı paylaşıyordunuz, ben küfür ediyordum. Böyle çok güzel bir ilişkimiz vardı. Ama aradaki Nisan, Mayıs, Haziran aylarında güzel bir dengemiz oluyor yani. Allah'ım, nelerden bahsediyorsun Tuğçe? Neyse, genel olarak şeyden bahsedeyim, böyle bu ay yapmayı düşündüklerimden, planladıklarımdan. Bu ayın dışında belki yeni yıl, yani yeni yıl da değil aslında, yeni yaş için planladığım şeylerden bahsedeyim. Hiçbir planım yok. Daha plansız yaşamayı planlıyorum. Gerçekten birazcık daha böyle anda kalmayı diyorlar ya.
nasıl kalacağım anda benim kafam sürekli otomatik olarak 5 adım sonrasını düşünecek şekilde hayatta kalmak üzerine oluşturulmuş bir sistemle büyümüş bir insanın kafası. Bunu alıp da yıkıp anda kal, endişelerini bırak, geçmiş, geçmişte, gelecek, gelecek. Geçmişte tamam, onda bir sorun yok. Gelecekteki kısımlar hakkındaki böyle sürekli bir planlama modundaki kafamı birazcık daha dinginleştirip, birazcık daha sen kim köpek kendine gel, iki tane böyle ağzına hızlı bir şekilde tokat atıp anı yaşayı kendime öğretmeye çalışacağım. Tabii ki de böyle belki taşınmalar falan olur. Bilirsiniz 2 yılda bir taşınıyoruz oradan oraya. Tam bir yere yerleşip alışmaya başladığında taşınıyoruz. Ki buraya geleli biz 2 yıl oldu Brezilya'ya. İlk sene çok okul ve işten dolayı neredeyse hiçbir şey yapmadım. Yani ülkeyi tanıyıp keşfedemedim. Bu sene başladım daha yavaş yavaş ve gerçekten ilk başlarda hiç sevmiyordum burayı. Ve şimdi sevmeye başladım. Sen sevmeye başlarken de böyle ayrılık vakti bize yavaşça göründüğü gibi oluyor. Herkesin değil, onlar kesinleşince siz de belki güncel bir chat ve yani çizim ve sohbet yaparız, orada konuşuruz merak edenleriniz varsa. Ama bir taşınma görünebilir ufukta. Tabii her zamanki gibi gene bir doğum günü partisi, gene bir heyecanlar. Geçen sene sanırım bahsetmiştim. Ne zaman ki fark ettim ki kimsenin yaptığı sürpriz beni kafamdaki sürpriz kadar tatmin etmeyecek. O noktadan sonra kendi partilerimi kendim düzenlemeye başladım. Kendi standartlarımı bildiğim için kendimi mutlu edecek şeyleri hiçbir beklentiye girmeden çok güzel bir şekilde organize ediyorum. Geçen sene 80'ler 90'lar böyle aerobik temalı bir şey yapmıştım ki çok güzeldi, böyle şey hoşuma gitmişti yani benim. Kostüm giymekten çok böyle insanlara o kostümde göründüğü böyle gülme anı var ya, o an için zaten değerdi. Bazı arkadaşlarım tiksiniyor, benden nefret ediyorlar onları zorla kostüm giydirdiğim için. Ama gayet güzel geçmiş. Ben de bayağı dekorasyon falan yapmıştım, bulursam buraya atarım fotoğraflarını. Böyle çok güzel bir partiydi gerçekten. Ben bayağı eğlenmiştim. Başkalarının eğlenmesi umurumda bile değil. Ben eğlendim, o yeter. Güzeldi bayağı. Bu sene dedim ki ya dedim Tuğçe hızını alamamış, başlamışken devam et falan dedim. Dün hatta karar verdik ne teması yapacağız falan diye. Bu sene de eski Romalılar, böyle Yunan tanrıçaları falan gibi bir şey yapmaya karar verdim. Çünkü birinci kostümü çok basit. Yani bir tane beyaz çarşaf geçirip kafana da bir tane işte ot tak oluyor aslında. Yani hani üşenenler için. Ben tabii ki de 500 gün falan hazırlayacağım, onları dikeceğim. Ben çünkü biliyorsunuz mincik mincik her detayıyla uğraşmayı severim her şeyin. Bir de böyle evin girişinde böyle kolonlar var. O kolonların arasında örtüler falan nasıl böyle bir ortamı da ayak uyduracağım. Bir de bulursam böyle plastik ama altın görünüşlü artık nasıl bir şey bulurum bilmiyorum ama burada çok var öyle partiyi çok seven bir ülke olduğu için, yani dünyanın en büyük partisinin yapıldığı ülke olduğu için çok fazla parti mağazası var. Oralara gidip bakacağım, işte böyle altın kadehler falan filan bulursam böyle güzel bir ortam yapmayı düşünüyorum. Zaten Instagram storylerimde paylaşırım o gün geldiğinde bir aksilik olmazsam. Yani benim çılgın planlarım yeni yaşım için böyle. Kendi kendime minik sürprizler yapacağım. Ama öyle yapıyorum genelde, yani bunu aynı gününde kutlamayacağım. Yani günü hafta içine denk geldiği için doğum günüm, hafta sonunda kutlayacağız arkadaşlarımla beraber. Ama genelde benim doğum günümün olduğu günde durumum, yani iş durumum, ne bileyim sağlık durumum, maddi durumum, her şey el veriyorsa o gün çıkıp kendimi şımartırım işte. Canım kuaföre gitmek istiyorsa kuaföre giderim ki benim için bu kendine şımartmak, çünkü özel günler dışında özel günde değil. Yılda bir kez, en fazla yılda bir kez gidiyorum, öyle anlatayım size. Evde bile kendim kesiyorum. Nico öğrettim böyle, o kesiyor falan saçımın arkalarını. O kadar böyle kuaförden uzak yaşayan bir insanım. İşte canım isterse onun belki kuaföre giderim, değişiklik yapayım, saçımı keseyim falan diye. Çıkıp birazcık belki alışveriş falan yaparım canım istediği bir şey. Güzel bir yemek ısmarlarım kendime. Böyle minik böyle kendimi gerçekten şımartma günü, kendime kıyak geçme günü şey yapıyorum ki size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kendinizi şımartın. Bir gününüzü kendinize ayırın. İsterseniz bütün gün yatıp Netflix'te izleyebilirsiniz yani. Bu gerçekten canınızın çektiği şeye bağlı. Böyle bir imkanınız varsa sizler de kendinizi şımartmalı, kendinize minik pinisiyisler gibi davranmalısınız. Neyse, benim şimdilik planlarım bu şekilde. Ama Nisan ayı için genel olarak heyecanlıyım. Geçen aydan beri konuşmadık tabii sizle. Neredeyse 1,5 aydır falan konuşmadık. O sırada birçok şey de oldu hayatımda. Yani çok bir şey olmadı aslında da, minik birkaç değişikliğe gittim. Bazılarınız çok şaşıracaklar. İşte surf yapmaya başladım mesela. Sonra çok feci düştüm. İşte kafam yarılıyordu neredeyse. Bayağı böyle ağzım yüzüm morardı, kendinden geçti. Sonra dedim ki ya bir şey olmaz ya falan diye devam ettim. Devam ettikten sonra ikinci yapışımda tekrardan işte bacağımda 4 ayrı yeri morarttım. Bir de parmağımı incittim. O noktada birazcık korkmaya başladım. Yani hani elim kırıldığı anda benim işlerim böyle bir 3 ay falan duracağı için minik bir tırsmadım değil. Hani o eski üniversiteye girecek zamanlarımdaki bu elim kırılırsa sınavdan önceki bir korku anının böyle minik flashback halini de yaşadım. Ya Tuğçe dedim, hani çok güzel, çok eğlenceli bir şeymiş. İnanılmaz da zor.
Ama ben hani deniz menizi sevdiğim için, bir de düşe ağzımın üstünde düşmeye bayıldığım için tam benlik. 2 dakikada bir sürekli düşüyorsun. Ama bu korkunç yanı birazcık beni bile emin olamadım. Yani devam edeceğim etmeyeceğim ama ona henüz emin değilim. Şimdi devam ediyorum ama dur da bilirim. Neyse zaten Rio'da yaşıyorken yapılması gereken bir şey. Yani şu an 10 dakikalık mesafede plaj var ve plaj Rio'nun neredeyse en güzel surf yapacak plajlarından biri. Denemesem ayıp olurdu zaten. Onun dışında bilmem şaşırır mısınız ama seramik kurslarına başladım. Bayağı da böyle seramik yer. Ben gidip sağdan soldan sürekli tabak alan bir insanım. Tabak hastalığım var. Böyle tatile gittiğimizde de tabak toplayıp falan getiriyorum. Böyle ruh hastası gibi. Güzel tabak görünce dayanamıyorum. Ruh hastası gibi değil zaten. Ruh hastası olduğu kısmı zaten orada anlaşmıştık. Ama tabak koleksiyonuna artık bir süre sonra dedim ki bunu nasıl yapıyorlar ya? Ben böyle bir şey görünce hani ben de evde yapmak isterim hemen. Nasıl yapıyorlar falan kısmının içinden çıkamadım hani araştırmalarım sonucunda. Çok fazla ürün, çok fazla kimyasal yanı da olduğu için olayım. Dedim ki kursa gidip adam gibi öğreneyim. Geçen ay buradaki bir yakın bir yerde bir seramik kursuna başladım. Bayağı böyle torna mı oluyor dönen zımbırtı? Tekerlek işte bu Hayalet filmindeki seksi yanların yaşadığı öyle bir mekanda. Hiç öyle bir mekan değil ama gayet böyle teyzemlerle falan ense şaplak neyse. O şekilde bir ortamda seramik öğreniyorum ki gerçekten insanların dediği gibi hani zormuş. O tornadan böyle yamulmalar, düşmeler, ortalamalar falan. Omuz kaslarım gelişti. O kadar böyle bayağı şey üst vücudunu kullandığım bir aktiviteymiş. Bunu bilmiyordum mesela ama inanılmaz inanılmaz hoşuma gidiyor. Hani böyle çamurla oyna, elini kirlet, hiçbir şey düşünme falan. O anda kalma zımbırtısını birazcık daha yaşadım. Gözüm sürekli böyle çamurun üstünde olduğu en ufak dokunuşum bile bir şeyler değiştirdi. O kadar detaylı bir iş ki tam benlikmiş. Bayıla bayıla onu yapıyorum şimdilik. Bu da benim hayatımda güzel bir eklenti oldu. İleride muhtemelen hani şartlar el verirse kesinlikle devam etmek istediğim bir aktivite deneme şansınız varsa size de mutlaka tavsiye ediyorum. Tabii hemencik geçmişten de bir tık bahsedelim. Sürekli geleceğe doğru bakıyorum, yöneliyorum ama geçen ayda benim annem ve kayınvalidemler buradaydı. Evin içinde bir cümbeş maale, bir toplu bir şekilde hareket etme, bir böyle akıntı halinde bir yaşama modundaydık. Annem de çok güzel bir ama ne kadar kaldı? 5 hafta. 5 hafta geçirdik. Birazcık gezdik, biraz yedik, içtik, yuvarlandık falan, sahillere gittik böyle. Çok güzel zaman geçirdik. Gerçekten çok iyi geldi bana da annemi görmek. İşte kayınvalidemler falan da neşeli zaten öyle. Yürü, atla, zıpla, yemek ye, yemek pişir falan filan. Böyle bayağı yemek üstüne geçen bir aydı. Genelde öyle oluyor zaten. Aile ziyaretleri olduğunda böyle bir en azından 2-3 kilo alınıyor. Bir böyle aşırı yağlı ve alkol tüketimi yükseliyor falan. Bir düzenim bozuluyor. Şu anda o düzeni geri oturtma evresindeyim ama alışmış kudurmuştan beterdi dedikleri gibi sürekli böyle aklımda Allah'ım güzel yemekler biraz daha mı yemek yesem, yanına da bir şarap mı açsam falan diye böyle kendimi ama Düğçe'cim hani azıcık detokslan, azıcık sağlıklı kendine gel kısmında böyle dürtme şeyindeyim. Yani anlayacağınız keyfini çattıktan sonra şu an kendimi Nazi kampına almış şekildeyim. En azından doğum günüme kadar böyle bir hafta içleri daha sakin, daha spora yönelik, daha sağlıklı bir gidişata yavaş yavaş giriyorum diyebilirim. Yani şu 2 haftadır en azından böyle minik minik kafamı soktum gerisi gelir moduyla başladım. Yalnız benim de konuşacağım ve size güncel haber vereceğim varmış. Ajandayla hiçbir şey söylemeden 2 saattir ne yaptım, ne ettim, ne yapacağım, ne edeceğim diye konuşuyorum. Lütfen affedin beni. Hemencik ne yaptığımı da anlatayım. Gördüğünüz üzere aslında kuşumuzu çizdik. Daha sonra da pilotun şu ucu tek açık kalan kalemiyle minik detaylar ekliyorum ve böyle başlığın altına da hafiften 3 boyutlu gibi bir iz düşüyorum. Benim hoşuma gidiyor bu 3 boyutlu etkisi yaratmak. Birazcık daha öne çıkartıyor yazıları. Artık bu noktada giriş sayfam tasarımın sonuna gelmiş bulunuyorum. Gerçekten hoş oldu. Kuşun solda olması da garantici oldu. Böyle bayağı sade ve güzel bir giriş yaptık bence bu aya. Hemen geçiyorum bir sonraki sayfaya. Buraya ben genel olarak takvimi böyle ayın kocaman bir takvimini koyardım. Ama son aylarda değişiklik olsun diye aman ya kocaman koymayayım, küçük koyayım, sağa bir şey koyayım, sola başka bir şey koyayım, bunları da deneyeyim falan filan dedikten sonra genelde her şeyi deneyip özüme geri döndüğüme tanıklık etmişsinizdir. Tam cümleyi toparlayabildim, emin de olamamıştım ama bu ayda aynı şekilde. Bir önceki aylara baktım, böyle küçük küçük takvimler yerleştirmişim. İçine 5000 tane şey yazmaya falan çalışmışım. Kendinden geçmiş, sağ tarafı tamamen boş kalmış falan. Böyle mantıksız bir yerleşim yapmışım. Onun için bu ay koskocaman bir ay takvimi koymaya, o eski düzene geri dönmeye karar verdim. Daha iyi oluyor en azından böyle içine gidip not alacağım şeyleri, randevularımı, hatırlatıcılarımı, o ay takip ettiğim bir şey varsa, planladığım bir şey varsa bunların hepsini böyle hatta hafta başlarına da yapıyorum genelde. Pazartesiyle gidip işte o hafta hangi gün ne yapacaksam yapmam gereken şeylerin listesi oluyor elimde. Onları da böyle işte hatırlatıcılara ya da yapması gerekenler listesinde oluyor. Oradan alıp bunları günlere dağıtıyorum ki birazcık daha kendimi
nasıl diyeyim, görevlendirip birazcık daha zorlamış oluyorum. Çünkü ben görev insanıyım. Birisi hani bir şey yap, şu yapılacak falan deyince kalkıp yapıyorum. Böyle bir şey, asker mantığıyla ilerlediğim için kendi kendime girip hafta içinde, hafta başında emirler verip hafta içinde de bu emirleri yerine getiriyorum. Benim için iyi oluyor, etkili oluyor. Sizin aslında böyle öğrenciyseniz falan ödev konusunda mantıklı olabilir. Böyle günleri derslere falan ayırırsanız, projelere ayırırsanız daha böyle atlamadan, ertelemeden, o erteleme özelliğiniz varsa sizin de son ana bırakmak, ki insanın %90'ı da var sanırım bu. Son ana bırakma huyunuzun birazcık daha önüne geçmenize yardımcı olabilir. Şu an resmen şablonun reklamını yaptığımı fark etmişsinizdir herhalde. Bir şablon hakkında bir insan ne kadar konuşabilir derseniz bu size çok güzel bir örnek olmuştur. 2 saattir şablonu övüyorum ama çok güzel. Ama lütfen siz de deneyin, göreceksiniz. Burada hala benimle ajanda yapanlarınız var mı? Birkaç kişi var böyle bana düzenli resim falan atıyorsunuz, çok hoşuma gidiyor. Ama sonra düşünüyorum, hala gerçekten insanlar ölsene mi izliyor yoksa gerçekten yapıyor musunuz diye. Bir de çünkü herkes bullet journal kullanıyordu ama sanırım şu an eskisi kadar yaygın değil. Emin de değilim, bilmiyorum. İnsanlar böyle bunu mu uğraşacağım falan da diyor olabilir. Ben mesela hani geçen ay video yapmadığım gibi ajanda da yapmadım direkt. Kullanmadım da ve birkaç kez kendimi hatırlatacağım ve planlamada bayağı böyle gidip keşke olsaydı falan dedim. Şeyde iPad'de böyle dijital bir şablon hazırlayıp oradan planladım genel olarak. Genel ayıma alışmışım çünkü gerçekten yararlı, yani kullanıyorum ben, hani sadece burada hani videosu olsun diye yapmıyorum. Birkaç ay öyle yapmıştım, hani hiç yapasım yoktu da ara vermeyeyim falan diye Mart ayı değil. Oradan her zaman ara veririm ama bu ay gerçekten işime yarayacağını düşündüğüm için tekrardan geri dönüş yaptım. Neyse, bu şablonumun üstüne de böyle minik minik çok basit bir şekilde çizim, zaten görüyorsunuzdur boyamasını, bayağı basit bir şekilde böyle bir kuşlar yerleştireceğim yana. Minik bir kartonu vardı ya bunun. Şey, telin üstüne kuşlar. Onlar böyle şey verdi, bana ilham verdi. Böyle yan yana saftirik süftirik kuşlar koyacağım ki şablonun içine hiçbir şekilde müdahale etmiyorlar. Yani benim kullanacağım alana giriş yapmadan burada böyle güzel bir estetik, minnoş bir alan oluşturmuş oluyorlar. Bu arada 500 saattir konuşuyorum ama sizin de merak ettim. Nisan ayında neler var? Sınavlar falan var mı? İlginç bir şey var mı? Ben genel olarak her şeyden çok uzak olduğum için hiçbir fikrim yok neler olduğuna dair. Siz neler yapacaksınız? Planlar ne? Aslında böyle sizde şey yapsak çok güzel olurdu. Nisan ayında yaptığınız ya da yapılacak tek bir şey. Bunları bana yazsanıza. Buradan yazın ya da Instagram'dan yazın ya da mesaj atın, bilmiyorum işte, merak ettim. İnsanlar Nisan ayında böyle heyecanlandıran, sizi beklediğiniz olacak ne var? Ya da yoksa bile siz yaratabilirsiniz işte. Bu ayın sonunda ne bileyim şunu tamamlamış olacağım. Bu ayın sonunda şuna ulaşmış olacağım gibisinden böyle kendinize hedefler koyabilirsiniz. Ki zaten hedef köşemi bu ayda koyacağım. Çok hoşuma gidiyor onu yapmak. Varsa sizin de böyle sizi heyecanlandıran, beklediğiniz, planladığınız bir şeyler, Nisan ayınızı dolduracak, güzelleştirecek bir şeyler, onları bana yazabilirsiniz. Çünkü bazı şeyler paylaştıkça çoğalıyor yani. Aa Tuğçe canım benim, klişem. Hiç klişem yani. Söyle, konuşamıyor da yavrum ya. Özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Ben size özledim çünkü yap utanlı salak. Neyse, artık bu noktada lafı daha da fazla uzatmayayım. Bu sayfanın zaten tasarımın sona gelmiş bulunuyorum. Benim gayet hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sade ve kullanışlı görünüyor. Şimdi geçelim bir sonraki sayfamıza. Bu sayfanın geneli zaten biliyorsun işte habit tracker, hatırlatıcılar, yapılacaklar, işte yaratıcı fikirler falan filan diye böyle şablonlarım genel olarak fazla değişmez buradaki. Yani alanlarım aslında değişmez. Şablonları minik minik değiştiriyorum. Noktalı ajandam sağ olsun. Habit tracker için tek tek kare kare böyle 500 saat cetvelimle sıcak dakikalar diye böyle birbirimize bakıştığımız Türk dizisi gibi bir dakika sürer anlar geçirmiyoruz. Hızlıca böyle genel sadece çerçevelerini attıktan sonra sadece başlık koyacağım ve işlerini boş bırakacağım. Nokta olmasının güzelliği de ne? Satır yerine geçiyor. Hiçbir şekilde ne satır aralığı bırakmam, ne tarih atmam, ne o habit tracker içini karelere bölmem gerekiyor. Siz de düşünüyorsunuz noktalı ajanda iyiymiş, ben sevdim bayağı, size de tavsiye ederim. Bu ay gördüğünüz gibi 6 tane habitim var. Kiminiz şaşıracak, kiminiz de Tuğçe ya bırak Allah aşkına ikisini dolduruyorsun diğerleri boş kalıyor diyecek olabilir ama size bombastik bir haberim var. Nerede o haberim? Çok bombastik. Allah'ım şok olacaksın. Salak. Küçük dünyamda ne kadar büyük şeyler yaşıyorum şu anda bir bilseniz. Neyse, habitlerimden ilki spor. Daha sonrası food, işte sağlıklı beslenme ve spor yapma adına. Ki bunlar hani %50'sini en azından dolduruyorum. Bu bile güzel bir şey. Yani hiç yoktan iyidir diyebiliriz. Daha sonrası dil. Biliyorsunuz ki geçen seneki ajandan baktığımda dil kısımları boynu bükük kalmış. Resmen oraya boş çerçeve gibi hani köşede dursun, minik saksı mıyım ben diye ağlayıp dile gelse haklısın kardeşim diyeceğim kadar dışarı itilmiş, ezilmiş, dışlanmış bir bölümdü. Hani artık zaten son aylarda koymamaya başlamıştım. Kendime umudumu getirmiştim ama arkadaşlar ben geçen ay düzenli olarak dil kursuna başladım. Bayağı da gittim. Hatta böyle evde
işte akşamları Duolingo'mdan işte ders tekrarları, ödev yapma falan gibi minik öğrencilerime dönüş neredeyse her gün Portekizce'yi pratik ettiğim bir sürece girdim ve dedim ki lanet olsun yani bir yıldır language yani dil kısmı bırakıp bir kez bile içini doldurmadan yani bir iki kez oldu da içini boş geçip tek olmayan ayda böyle bayağı harıl harıl Portekizce çalıştığım bir ayda kendime inanılmaz gurur duydum böyle o kadar da sevmiyordum dili yani İtalyanca ya da İspanyolca öğrenmeyi tercih ederdim. Bana fonetik olarak daha çekici geliyordu ama öğrendikçe konuşmaya başladıkça bir de dili de sevmeye başladım. Böyle bayağı şimdi birazcık hevesim tabii de ben bir maymun iştahlı olduğum için her şeye başladığımda hevesim daha yüksek oluyor. Birazcık hevesim bir tık daha geriledi ama buradaki yaşamım alanımda zaten kullandığım bir dil olduğu için sadece hobi olarak değil bayağı dışarı çıktığım her seferi kullanabileceğim için bayağı hoşuma gitti. Güzel bir karar oldu yani. Haftada bir kez derse gidiyorum. Onun dışında işte ödevlerim falan filan oluyor. Kendim tekrarla falan ediyorum. Varsa sizin de aklınıza başlamak istediğiniz bir dil. Şimdi buradan şey sponsora bağlayacak gibi oldum. Kesinlikle ertelemeyin benim gibi. Erteledikçe gözünde büyüyormuş insanın. Başlayınca böyle kafanı sokunca gerisi geliyormuş. Yani metrobüs mantığıyla bilirsiniz bu kanalda. Bol bol bahsederim. Bunlar çok ince ve hayatta size yol gösterecek teknikler. Gerizekalı. Neyse dil kısmını dolduracağız. Daha sonraki alışkanlıklarımda da işte Maya var. Bildiğiniz bu 3 boyutlu program. Onu hala düzenli bir şekilde pratik etmeye çalışıyorum. Bu ay birazcık boş geçmiş. Yani bir önceki ay boş geçmiş olsa da. Onun dışında meditasyon ekledim biliyorsunuz. Bu anda kalma lanet olsun. Nasıl yapacağım derken. Belki yani meditasyon ne zaman yapmayı denesem. Böyle her ilk başlayanda olduğu gibi kafamda deli sorular oluyor mu? Nasıl olacak? Ne zaman benim kafamdaki düşünceler duracak? Ben şu an ne yapıyorum? Anladın mı? Uf, omzum kaşınmaya başladı. Saçımı mı yıkasam acaba? Bu akşam ne yapacağım? Ne yiyeceğim? Falan diye böyle asla meditasyon yapamadığımı fark ettiğim anlar yaşayıp olmuyor ya bu bana uymuyor falan diye böyle bıraktım. Birkaç tekrardan sonra bu ay tekrardan hani en azından her gün sabah bir 10 dakika dene bakalım ne olacak? Bir iki hafta dene bir sonucunu görmek için kafasında onu takip etmek istedim. Onun yanında da self care var. Bu kendime vakit ayırdığım. Bu karmaşa da Allah'ım ne çok aktivitem var derken hani kendi ruh sağlığımı da boş geçmeyeceğim bir alan olsun diye. Onun dışında burada işte targets var. O ay içinde yerine getirmek istediğim şeyleri yazdığım ve benim çok hoşuma giden bir bölüm. Size de tavsiye ederim kesinlikle. Minik hedefler koydum. Onun yanında to-dos var zaten. Yapılacaklı her şeyi yazıp daha sonra gidip takvim içinde günlere böldüm. Sağ tarafımda thank you, teşekkür ederim. Aslında burada thankful hani minnet duyduğum şeyleri böyle en azından gün gün bir kelime iki kelime de olsa gidip kendime daha güzel şeyleri hatırlatmak adına minnet köşesi. En altta da creative ideas, klasik benim işle ilgili ve YouTube'la ilgili fikirlerimi yazacağım. Hiç yerine getirmesem bile fikirlerin yazılı durması gereken bir köşemiz var. Bütün başlıklarımın altından da kalemimle böyle bir geçip onları 3 boyut kattıktan sonra artık bu sayfanın tasarımında sona gelmiş bulunuyorum. Bu minik kuşlar falan tatlı böyle bir esinti getirdi. Temadan kopmamalarını sağladı. Benim bayağı hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Amansızca, duraksızca konuştuğum ama yaparken çok eğlendiğim bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size harika bir Nisan ayı diliyorum. Kocaman kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.